Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Bugün sizler için hazırladığım iftar menümde ezogelin çorbası, Antep tavası, çok kolay ve lezzetli bir yemek arkadaşlar. Ve çıtırlığını asla kaybetmeyen çok kolay, pratik havuç dilim baklavası. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Bu şekilde her gün iftar menüleri veriyorum arkadaşlar sizlere fikir olması için. Beğeniyorsanız aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ayrıca dilediğiniz tariflerde varsa benden yapmamı istediğiniz onları da yazarsanız bir dahaki paylaşımlarda eklemeye çalışırım. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim yöresel çorbalarımızdan ezogelin çorbası tarifini hazırladım. Çorbalarımız hem yazın hem kışın vazgeçilmezimizdir. Bu vitamin depolu çorba şimdi tam sezonu arkadaşlar. Sıcacık, soğuk, kış mevsiminde içimizi ısıtacaktır. Tarifimi verirken sizlere en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım şimdiden beğenirsiniz. Ayrıca sizlerin de desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Ve paylaştığım bu videolarıma lütfen beğen ve yorum yapmayı da unutmayalım. Sizlerin desteğine ihtiyacım vardır. Sizlerin yorumlarınız benim için çok önemlidir. Kendinizi lütfen kanalımda gösterin. Şimdi tarifimizin yapılışına geçiyoruz. Ezogelin çorba tarifimizin malzemeleri. 1 su bardağı kırmızı mercimek. Yaklaşık 1 çay bardağına yakın bulgur. Yarım çay bardağı pirinç. 1 soğan. Eğer küçükse 2 tane patates. 1 tane havuç. Varsa mutlaka tavuk suyu kullanın. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. Tuz, karabiber, mutlaka baharatlarımızdan nane, kırmızı pul biber, arzuya göre kekik ve çorbamızın kıvamına göre yaklaşık 2-2,5 litre arası sıcak su. Çorbamızın yapılışı: patatesi, soğanı, havucu kabuklarından soyalım ve çok küçük olmayacak şekilde hafif iri iri kareler halinde hepsini doğrayalım. Tenceremize biraz sıvı yağ alalım ve doğradığımız tüm sebzeleri tencereye alalım. Sebzeleri tenceremize aldıktan sonra biraz da zeytinyağı üzerine ekleyelim ve kısa bir süre kavuralım. Daha sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekleyelim. Orta ateşte 3-5 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım. Bu arada süzgecin içerisine mercimek, bulgur ve pirinçleri alalım. Şöyle bir nişastalı suyu çıkana kadar yıkayalım. Daha sonra bunu da tenceremize ilave edelim. Birkaç dakika daha bu şekilde kavurduktan sonra üzerine yaklaşık 1,5-2 litre kadar sıcak su ekleyelim. Tuz ve karabiber ile çorbamızı tatlandıralım. Karıştırıp sıcak suyunu ilave edelim.
Ve yaklaşık yarım litre, eğer varsa biraz daha fazla tavuk suyu kullanalım. Tavuk suyu olmasa da olur ama tavuk suyu gerçekten çok lezzet veriyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Benim bu şekilde haşladığım tavuk suyum vardı. Etleri daha önceden didiklemiştim. Bu şekilde süzgeçle süzdüm. Suyunu kullandım. Ve düdüklü tenceremin kapağını kapattım. Havası çıktıktan sonra 18 dakika saat tuttum. Ve 18 dakika orta ateşte haşlamaya bıraktım. Eğer çorbamızın suyunu az kullanırsanız çorbamızın dibi tutabilir. Bunu da dikkat edelim lütfen. Eğer dibi tuttuysa hemen başka bir kabın içerisine boşaltıp tenceremizi yıkayalım veya başka bir tencereye aktarıp devam kaynatarak çorbamızı hazırlayalım. Ve süre dolduktan sonra dikkatli bir şekilde düdüklü tenceremin havası indi. Havası indikten sonra kapağını kontrollü bir şekilde açtım. Ve çok güzel haşlandılar sebzelerim. Tabii siz düdüklü tencere kullanmak zorunda değilsiniz. Normal tencerede de pişirebilirsiniz. Ama pişme süresi biraz uzun sürebilir. Bunun için yaklaşık bir 45 dakikayı göz önüne almanız gerekmektedir. Düdüklü tencere hem zamandan tasarruf oluyor hem de elektrik ve gazdan. Tercih tamamen size kalmıştır arkadaşlar. Evet, çorbamızın kıvamını koyu olduğu için birazcık daha sıcak su ile kontrollü bir şekilde ilave ederek açmaya çalışıyorum. Ve bu esnada çok pürüzsüz bir kıvam olmayacak. Çok kısa bir süre el blenderı ile hafiften diri kalan patates ve havuçları ezmeye çalışıyorum bu şekilde. Dikkat edelim, çok püre olmasın. Normal mercimek çorbası gibi pürüzsüz olmasın. Bu ezogelin çorbasında hissedeceğiz arkadaşlar. Bulgurunu, pirincini, mercimeğini hissedeceğiz. Ve tamamıyla patates ve havuçlar ezildikten sonra içerisine yaklaşık 2 çay kaşığı kadar nane attım. Acı seviyorsanız burada bol acı atabilirsiniz. Ben kontrollü bir şekilde acımı attım ve daha sonra yerken kendi tabağıma bolca attım. Ve bu şekilde tekrar karıştırıp üzerine biraz daha su takviyesi yapabilirsiniz koyuysa eğer. Tuzuna da bakın. Eğer tuz da azsa biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Birkaç taşım daha kaynattıktan sonra artık çorbamızı bir de tereyağı ile lezzetlendireceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavada kızdıralım. Ve bu kızdırdığımız tereyağını çorbamıza ilave edeceğiz. Evet, çorbamızı tereyağı ile de lezzetlendirdik. Şöyle bir karıştıralım. Artık çorbamız servis için hazırdır. Servis tabağımızı alalım. Arzuya göre üzerine nane kurusu ve pul biber ile, arzu ederseniz kekik ile süsleyerek servis yapalım. Soğuk günlerde içimizi ısıtacak gerçekten vitamin deposu çok lezzetli ezogelin çorbası yaptık. Umarım sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin ve şifa olsun diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için ve beğeni ve yorumlarınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.
Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma bu videodan sonra abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Sizlerin desteğine ihtiyacım vardır. Büyük bir aile olmamız için, daha büyük bir kitleye ulaşmamız için sizlerden gelen her türlü desteğe ihtiyacım vardır. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yine görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizler için yöresel tariflerden Antep tavası tarifini hazırladım. Antep tavası için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık 600 gram kuzu eti, ince ince küçük kuşbaşı halinde doğranmış. İsterseniz zırhta iri kıyma halinde kesebilirsiniz ya da kestirtebilirsiniz kasabınıza. 2 tane soğan, 2 tane patates, 3 tane domates, 3 tane patlıcan, 2 tane kırmızı kapya biber, 3-4 tane yeşil biber, 3-4 diş sarımsak. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz 1 çay bardağı zeytinyağı, yaklaşık 1 su bardağına yakın su, 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, tuz, biraz karabiber, pul biber ve bir cimdik kekik. Soğanı, patatesi, domatesi, biberleri, patlıcanları küçük küçük küp halinde doğrayalım. Tepsimizi alalım. Bütün sebzeleri doğradıktan sonra tepsimizin ortasına etimizi de alalım ve güzelce harmanlayalım. Sosumuzun yapılışı, salçaları kabımıza alalım. Eğer acı seviyorsanız acı miktarını artırabilirsiniz. Zeytinyağını, biber salçalarını ve baharatlarımızı ilave edelim. Suyu da ekleyelim. Sarımsağı böyle ezelim. Hepsini karıştırarak sosumuzu elde edelim.
Hazırladığımız sosu harcımıza dökelim ve güzelce harmanlayalım. Sosumuzu, sebzelerimizi, etimizi güzelce yedirelim. Önceden ısınmış 200 derece havalı fırında yaklaşık 40 dakika kontrol ederek pişirelim. Mis gibi Antep tavamız hazırdır arkadaşlar. Üzerine biraz maydanoz serpelim. Pilav eşliğinde yoğurt, turşu arzuya göre servis yapalım. Tarifi bizimle paylaşan saygıdeğer Mustafa Kemal Erhoylu ustamıza çok teşekkür ediyorum. Yapması çok pratik. Lezzeti 10 numara. Bir yemek arkadaşlar. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Instagram ve Facebook sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum ve günlük menüler paylaşıyorum. Sizlere de fikir olabilir. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay bir baklava tarifi hazırladım. Cevizli havuç dilimi baklavası. Bunun için yarım paket tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket baklavalık yufka ve bir paket milföy hamuru. Yufkalarımızı üst üstüne koyalım, tepsimizin boyutunca keselim. Aynı işlemi milföy hamurumuzda uygulayalım. Tereyağını ve sıvı yağı eritelim, tepsimizi yağlayalım ve 2 kat baklavalık yufkadan koyalım. Fırçayla her yerini yağlayalım. Milföy hamurumuzu da aynı şekilde kesip tepsimize yerleştirelim. Fırçayla tekrar yağlayalım. Her katını yağlayalım. Kenarına kalan yufkaları orta kısımlarına kullanalım. Bu şekilde değerlendirelim. Ve yufkalarımızın yarısını gelene kadar bu işlemi uygulayalım. Ve her katını yağlayalım. Bu şekilde tamamladıktan sonra orta kısmına bir bardak çekilmiş ceviz içini bolca her yerine gelecek şekilde yerleştirelim ve diğer kalan yufkalarımızı da aynı şekilde yağlayarak tamamlayalım. Böyle bir aparat kullanarak baklavamı kestim, şekil verdim. 16 dilime.
Üstünü yağlamak için mutlaka tereyağını süzelim. Üstündeki tortularını alalım. Ve bütün yufkalarımızın üzerine yağımızı sürelim. Önceden ısınmış 170 derece fırında baklavamızı nar gibi kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika arası kızartalım. Baklavamızın şerbeti için gerekli olan malzemelerimiz 800 gram şeker ve 600 milim su kullandım ve 1 dilim limon. Şekeri ve suyu tenceremize alalım, kaynamaya bırakalım. 15 dakika kaynattıktan sonra 1 dilim limonu ekleyelim. 3-5 dakika devam kaynatalım. Nefeslemiş baklavamıza ilk sıcağı çıkmış şerbetimizi bolca dökelim. 15 dakika kadar dinlendikten sonra üzerine fıstık ile süsleyip servis yapalım. Şimdiden hepinize afiyet olsun diliyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.